Sonra olay çıktı, kızlar kızdı. Tamam bakalım. Böyle videolar çektiğimiz için çok pişmanız ve özür diliyoruz. Aslı, cidden ben bu videoyu çektiğim için senden özür dilerim. Lütfen siz de hümanist insanlar topluluğu olarak... Ne yapıyorsun? Sosyal medyanın en komik serisi Pum 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 Ne Yapakın İkinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İlk bölüm sansasyonlar. Olaylar yarattı. Havuç fiyatları arttı. Marketler şaşkın. Havuç ve hıyara neden bu kadar talep var? Evet arkadaşlar, sosyal medyada bundan bir hafta önce bir seriyi başlattık. Herkes delirdi. Delirdiler. Oğlum Berkcan'ın dişleri de bir şey mi? Berkcan'ın dişleri böyle miydi? Ne güzel bir şey mi yaptırdı? Videonun içinde totalde 5 kişi var. 3'ü ayrı tepki videosu çekti. Kudurdular. Biz bu insanların maskelerini düşürdük. Pat pat pat. Ha. Maskeler. Efe çok iyi dedi ya. Gerçek kimliğini size gösterdik. Pat pat pat. Birçok iyi geçtiğimiz hafta biliyorsunuz birçok insan çıldırdı. Ya çıldırmalarının hiçbir sebebi yoktu aslında. 2 dakika videolarından. Abi bize ne oldu? Videoların ne kadar kötü olduğunu anladım. Yani herhalde siz kendi videonuzu bizim kadar izleseniz ne yapacaksınız kim bilir yani. Bu Ne Amak'ın ikinci bölümünü tamamen bana bu laf atan insanların videolarını izlemeye ayırdım. Çünkü ben insanların reklam yapmayı seviyorum. Küçük bir duyurumuz var. Bize hıyar dediler. Hıyar dediler. Biz ne yaptık? Onu aldık. Simgemiz yaptık. Çengelköy gururumuzdur. Çengelköy gururumuzdur. Allah'ım. Babamızdır. Baba özür dilerim. Babamıza niye bir yardım? Tamam bu laf olmadı. Bu Ne Amık serisi bizim için artık önemli bir seri olduğu için biz de buna ne yapmaya karar verdik? Buna özel tişörtler çıkartmaya karar verdik. Çengelköy Kukumba Club'ın ürünleri yayında. Şöyle. Almanız için. Gerçekten almanız mi? İçin sadece bir haftanız var. Bir hafta sonra bu ürünler tamamen kalkacak. Oğlum işi biliyorlar lan. İşi biliyorlar lan. Çıkart üstündeki tişörtü. Bu tişörtü bir göster insanlara. Şuna bir bakar mısın? Hemen kol detayı. Hiç mutlu değilim. Şahide Türen'in bitti en mi hepsi? Biter bu arada. Ve Şahide Türen'in ay yerim onu ya. Tişörtü. Hiç mutlu değilim. Gerçekten bir hayat mottosu. Nasılsın? Hiç mutlu değilim. Nasılsın? Kaç para? Kaç para gitti onlar? Konuşmaya bile gerek yok. Aa. İlk 3 gün video ile beraber gelen ilk 3 günde tişörtlerde %20 indirim. Dilerseniz artık bize laf atan insanları... 180 mi? Berkcan ne yaptınız oğlum? Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef bugün bu videoyu çektiğim için önce sizlerden sonra da kendimden özür diliyorum. Dur boşver şu parayı. Gerçekten böyle bir video çekmeyi hak ettiğimi düşünmüyorum. Gelelim. Çekmeseydin o zaman. Ya, madem bu kadar sıkıntım vardı bu videoyla alakalı. Demezler mi peki adama yani? Çekmeseydin o zaman bu kadar lafın üstüne demezler mi? İşte çocuklar duymasındaki karaktere yapılmış bir şey. Senin saçlarına yapılmış bir şey değil. Ne diyorsun ya? Ciddi misin? İnanamıyorum. Bir şey diyeceğim. Ben Nora Pella'nın videolarına baksam bunu anlayacağını düşünmem bu arada. Ben bunu nasıl düşünemedim? Arkadaş, benim havuçluğum yaradandan, yani benim karakterim yaradandan. Ben de saçma bir şey demedim zaten. Alo! Ben yazıyorum. Ne? Ne? Efendim Nora. Alo! Tamam, piçler. Bir insanla muhabbet... Alo! Kamera karşısında kimse yok, böyle bir şey dedim. Alo! Sevgili takipçilerim. Hey! Duymuyor musunuz beni ha? Ha? İzlemiyor musunuz beni hala? Ha? Neden bu video bu kadar izleniyor? Alo! Neredesiniz? Destek versenize niye bu kadar dislike alıyor? Ben ama oradaki sadece yaradandan dediğim için öyle anladınız. Benim havuçluğum senin hıyarlığından iyidir. Yani ben zaten oradaki karakteri tutamıyorum. Suratlara bak! Ulan ya! Bak bir buradaki piç bakışa bak, bir de Efe'deki bayık bakışa bak abi. Ya havucun bir karakteri mi var? Hıyarın farklı bir karakteri var, havucun farklı. Nasıl bir laf sokma bu? Nasıl yani ya? Havucu bile metaforlaştırmışsın. Gerçekten helal olsun ya. Vallahi helal olsun ya. Ve evet bu arada, evet. Havuç hıyardan daha akıllı mı? Havuç gözlere iyi geliyor. Hıyarla lan %99'u su hıyarın. Böyle şey mi olur, sebze mi olur? Buradan gitti. Havuç nasıl katır kutur. Salatalık öyle ki. Su lan su. Su %99. Boş biz işte. He. Boş. Biz vasıfsız. Biz boşuz. Ben de Instagram'ın kapalı olduğu için story'den hiçbir şey paylaşamadım. Aslında hesabı açık. Lütfen paylaşsaydın.
bu olay hakkında nasıl paylaşım yapamadın? Reis. Keşke Aslı Kaya'nın attığı story kadar kötü bir şey atsaydı. Aslı'nın hesabından paylaşım yaptım tweetimi. Ve sonra Berkcan Güven tweetimi Twitter'dan RT etti. 10 numara hareket. Bence çok kral hareket. 10 numara hareket. Benim hakkımda bir insanın böyle görüşleri olması komime gidiyor. Veya o Twitter'ı açıp çok ciddi bir şekilde benim havuçluğum yaradandır, senin hıyarlığın anadan falan filan yazma. Yani hani bunun için uğraştığın eforu bile güldüğüm için retweet ediyorum. Keşke uğraştığın efor bu olsaydı. Yani evet. Evet arkadaşlar. Norepella benim evime böyle bir şu böyle bir ben bunu Berkcan hikayesinden görmüştüm. Yani. Bu bir kargo geldi. Ya ne kadar işsiz olabilirsin ya. Ne kadar işsiz olabilirsin. Evime hıyar yollamış. Benim buna ihtiyacım yok. Fakat senin toplantıya gitmeye üşenen insanım. Lan şu videoyu çekmek için 3 gündür konuşuyoruz. Ciddiye almış, hıyar yollamış. Sen koskoca Berkcan Güven beni Twitter'dan paylaşıyorsun. Kim bilir reklam ücretleri ne kadar. Bana gele 300 takipçi geldi Twitter'dan. Yani kimsenin üzerine bir şey yapmaya çalışmama gerek yok 300. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Sen bana laf atsa ben gidip de ona şey demem. Hani senin üzerinden gele 300 takipçi geldi. Bir de saç koymuş. Niye gelsin zaten? Niye gelsin? Allah aşkına geçen gün Efe'ye bir video attım. Efe acı. Niye gelsin zaten? Çok iyi değil mi? Kız mısın erkek misin lan sen? Cevap ver de sus da dinle. Ki ben humanist bir insanım. Yani ben de isteseniz de nefret gibi duygular maalesef barındıramazsınız. Ya sen... Okuyamam ben. Ya sen... Ben ne yaptım ya? Ben bir humaniste çalmışım. Nasıl çatarım bir humaniste? Seviyor, insan seviyor. Kardeşim... Come on! Şey yapmış. Malezya'da amına koyayım. Kendine gelmiş, humanist olmuş. Artık dünya onun için buralarda değil ki Efe. Ne diyorsun ki? 300 takipçi sayıyor ama. Ha? Videoya gelince, insanlardan şöyle bir tepki aldım. Daha videoya gelmiyormuş. Şu yorum çok iyi. Ayavuşka yapmış. Kardeşim. Bak. Nasıl çatarım bir humaniste? Seviyor, insan seviyor. Kardeşim gitmiş ayavuşka yapmış. Malezya'da amına koyayım. Kendine gelmiş, humanist olmuş. Artık dünya onun için buralarda değil ki Efe. Ne diyorsun ki? 300 takipçi sayıyor ama. Çok piç ya. Çok piç oğlum bence. İnsanlardan şöyle bir tepki aldım. Daha videoya gelmiyormuş. Ve ya ne olmuş işte dalga geçmiş, bu kadar büyütmeye gerek yok. İşte size laf etmedi. Şöyleydi de böyleydi de arkadaşlar. Ya bir şey diyeceğim bak, çevrendeki insanlar bile bunu sana söylemiş. Sen hala onları dinlemiyorsun. Sence neden? Orada olan şey eleştiri değil. Orada olan şey hakaret. Kişiye zarar, rencide etmek. Yok. Yok kardeşim. Orada olan şey adam yaralama, gasp, araba kaçırma. Sen bana da yorum yap, Gülce. Aha, sen yorum yapamıyorsun. Kendini sadece yerden yere atıp gülebilme yeteneğin var. Bravo. Bana mı diyor? Bana mı diyor? Bence çok kral çarsın. Harbi diyorum. 10 numara yeterek oğlum. Kendini yere atıp gülmek. Evet. Yanındaki vasıfsız ismini bile hatırlamıyorum. Senin yanındaki vasıfsız ismini bile hatırlamıyorum sadece. Birazdan takipçi sayımı ezbere söylüyor bak. Ve senin 2 milyon takipçin var Berkcan Güven. Arkadaşının hala 96 bin ya, 7-24 yanındasın be çocuk. İnsan bir yerlere gelir be. Eğer hala gelemediysen zaten, sen konuk almaya devam et. Konuk almaya devam et ama hiçbir zaman konuk olamayacaksın bir yerlerde öyle kolay. Ya arkadaşlar yapmayın ya böyle şeyler. Ne gerek var abi? Herkes kendi içeriğini üretiyor ya. Bu arada Efe o kadar tatlı bir adam ki yani. Ben konuk olamayacak mıyım hiçbir yerde? Efe. Berkcan her gün beni story'inde paylaş. Ben hala bir yerlere gidemedim. İşte hedef gösterip linç tayfayı bize göndermen neden? Bir dakika şimdi şöyle bir şey de var. Bak. Şimdi kitle belli. Tamam mı? Kitle belli abi. O yüzden işte YouTuber'ların, Twitch yayıncılarının falan söylediği şeyler bir noktadan sonra evet bazı
ergen kitle için söylüyorum onu. Gaza getiriyor. Bura EFSO mu? Dur bakayım. Geyik yapmayayım o zaman. İşte hedef gösterip linç tayfayı bize gönderme. Neden? Senin elinde böyle bir ekip var mı? Var da özel bir saldırı. Özel bir saldırı. Linç tayfa! İleri! Hazır ol! Nasılsın linççi? Sağ ol! Linç! Et! Ulan amına koyduğum senin var ya videolarında bu. Ama sonra gördüm ki maalesef biraz izlenmeler... Oğlum çok iyi lan. Bu arada birebir RP'sini yapmış amına koyayım. Bayağı öyle tipler var. Linç tayfa! İleri! Hazır ol! Nasılsın linççi? Sağ ol! Linç! Et! Ulan amına koyduğum senin var ya videolarında bu. Sonra gördüm ki maalesef biraz izlenmelerde düşüş yaşarlarsa bu fenomen. Sus! Çok kötü. Sus be! Sus ya! Aa, ne boş konuştu ya! Yarım saattir konuşuyor. İzle izle bitmedi. 6 dakika 17 saniye. Ulan biz senin hakkında bizim videoda 2 dakika muhabbet etmedik. Ne konuştun 6 dakika? Kanka susmadın. Benim çürüdüm. Alo! Alo! Ben kötü kalbim bir insan değilim. Allah'a bin şükür kimseden kötü. Allah'ım Mehdi misin sen ya? Sen kimsin ya? Bir açıkla. Bak hümanist videonun başına koyayım. İnternete şey kelimeler yazayım. Sahip olsam söyleyin. Videonun başına koyayım. İnternete şey kelimeler yazayım. Sahip olsam söyleyince cool görünce fikirler. Buranın Google aramaları. Humanist mi? Aynı videonun diğer reverse flash. Reverse flash hali. Bugün aha, tüm bize saldırıda bulunan Berkcan. Ya ben işlenen tüm suçlar üstüme mi kaldı amına koyayım? Ne bu? Bir tepki videosu çekiyoruz. Her zaman ben videolarımı eğlenceli bir şekilde başlarım. Ama bu sefer hararetli bir şekilde. Kral yapma ne olur. Aslı Allah aşkına. Bir şey diyeceğim lütfen. Lütfen böyle başlama Aslı. Aslı bak takipçi ben bizi boş ver. Ama seni senelerdir takip eden insanlara gerçekten bu girişi layık mı görüyorsun? Lütfen. Bu kim Reyhan ben mi? Evde standart rutin hayatıma devam. Bu kim Reyhan ben mi diyor? Sonrasında telefonlarım çalmaya başlıyor. Ya kaç telefonum var senin ya? Ya kimse de videoyu kendi izlememiş. Yalnız her cümleyle de taşak geçirmez be kardeşim. Telefonlarım diyor, kaç telefonum var diyor. Nuri'yi arkadaşları arıyor. Aslı'nın birden telefonları çalmaya başlıyor. Benim gözümde iki tane ergen yüz evde oturuyor. Ya bir şey diyeceğim Allah aşkına, ergen yüz nedir ya? Ergen yüz nasıl bir hitap şekli? Yıl 2012, çok güzel hareketler bunlar skecinde mi yaşıyorsunuz ya? Çok belli değil mi orada? Evet, unutmuşum tamam. Tamam, o zaman ne yapalım? Evde oturalım, böyle video çekelim ya. Ne olur. Aynen böyle gelişti bu video bu arada. Yemin ederim böyle gelişti. Yemin ederim böyle gelişti. Dedik ki dışarı çıkmadan ne kadar dedik. Ay, cringe videoları çok tutuyordu. Hadi gidelim bu sefer de Instagram'daki videolarla dalga geçelim. Çok doğru. Çok doğru. Çok doğru. Aynen böyle. TikTok tuttu. Evet. Biraz da Insta'ya sallayalım. Evet. Oğlum bu ne ya, bu nasıl bir düşman götü ne oğlum, bu nasıl bir saldırma şekli? Oğlum ne yaptınız lan Berkcan? Aynısı. Ben aynen Efe'ye gittim, dedim ki abi ne yapıyorsun Efe, yapalım mı bir video? Berkcan tek meziyetin bu amına koyayım. Yerlerde yuvarlanıp gülüyorsun. Story attım. Berkcan'ın zamanında YouTube'a isyankar hallerini biraz kendimce taklit ederek paylaştım. Benim gözümde nasıl gözüktüğünü, biz demek ki onun gözünde öyle gözüküyormuş ki o öyle lanse etmiş. Benim gözümde de o öyle gözüküyordu, ben de öyle lanse ettim. Sonrasında tam Berkcan Güven'e yakışır bir cevap aldım. Aha. Ben sen var ya 10 numara karaktersin abi. Harbi diyorum. Harika cevap.
Bazen bazı insanları anlarsınız. Hani konuşuyor mu, konuşabiliyor mu, nasıl davranışlarını anlayabilirsiniz. Bu adam benim anladığım kadarıyla zaten normal kendi hayatında çok böyle patır patır konuşabilen bir şey. Bunu artık müsaadem varsa açıklamak. Kanka ben de artık açıklamak istiyorum. Yani Berkcan konuşamıyor arkadaşlar ve bunun sebebi var. Çıkar kanka. Arkadaşlar Aslı ve Nora'nın yayınlamadığı videolar hard diski Türk halkına daha fazla zarar. Berkcan bunu yuttu. Sizin için konuşamıyorum. Sizin için. Siz izlemeyin. Geri koydum. Anca Aslı ve Nora'nın kayıtları varken konuşabiliyorum arkadaşlar. İnsanlara çat diye lafını sokabilen bir insan değil. Bu adam bana göre gece yatağında uyuyor. Ben şunu şu lafı sokayım, ben buna bu lafı sokayım diye ezberleyen kriterde bir Nora Pelin'e havuça benziyor. Havuç, Nora Pelin'in saçıyla bağlantılı. Bunun ben de benzerini yapmıştım ya. Sabah kalkıyorum. Bugün ne anlatsam, ne sallasam. Amerika'dayım. Ve yanındaki obje. Oğlum Efe'yi niye bu kadar gömüyorlar amına koyayım ya? Ve yanındaki obje. Efe o zaman tamam seni yerine koymayalım vakti geldi. Ya resmen bunlar var. Ve yanındaki obje. Efe'den bahsediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Benim Instagram'da 700K'dan fazla bir kitle var. Göz kırpma çok iyiydi. YouTube'da 300K bir kitlem var. Az arkadaşlar 300. Sizin gibi birbirinizi sırtından geçmeyelim. Onun ya şimdi atla sırtıma gidelim buralardan seni bunun içinden kurtaracağım. Görüşürüz ama ne koyayım. Yükselsin. Primle kasmadım bu takipçiyi. Emeğimle kastığım için bu yönden bir şey yaptım. Ya bu ne kardeşim? Night çarımı kasıyorsun. Emeğimle kastım. Brahman mı kesiyor? Worm mü kesiyor? Bandicoot ne? Ne? Aykut, Yavuz, On, Line. Ben hayatımda bu kadar Efe saygısızlık görmedim. Bu ne amk? Bu güneşte kimsiniz? Berkcan Güven'e yargı dağıttım. Ünlem. Ne o bir dakika ne o? Saygısızlık. Dur anlamadım. Ha tamam. Bu ne amk? Bu güneşte kimsiniz? Berkcan Güven'e yargı dağıttım. Ünlem. Neyin yargısı be kral bu? Bize infaz mı infaz? Kendimizi kopattın. Öldürseydin rahatsaydın kral. Evet. Bugün yargı dağıtmaya geldik. Berkcan Güven denilen hıyar yanına yoğurdunu almış. Bir cacık olmaya çalışmışlar ama becerememişler. Şimdi... Bu kim? Bu kim? Merak ettim oğlum, dedikodu vereyim. Bu kim? Bu... Amerika mı? Tamam. Rayman mı bu? Muhatabım benim Rayman mi şu? Herhalde özenliği falan çalışmıştım. Leş yiyici Berkçe almış kardeşim ya. Ulan bu kadar olur ya. Ben vallahi tepki veremiyorum ya bu adama. Ben bu adama tepki veremiyorum. Aykut Yavuz online. Selamünaleyküm desen aleyküm selam der. Bu kim lan? Oğlum bu kim? Sen bir şimdi siktir git abona koyayım ya. Berkcan'ın akbili boş galiba. Yanından salamamış yani bizi. Siktir ya. Bu kim ya? Sen bir siktir git ya. Bundan sonra arkadaşlar muhatabım Berkcan'dır. Böyle devam edeceğim. Can I ask you a question? Sansür koymuşlar. Sure. Can I ask you a question? Sure. Where are you from? I am from Turkey. Dans ediyor. O çok sinirleniyor yalnız ha izleyen. How many strong countries are there in this world? Bu çok büyük bir hakaret. Bu çok büyük bir hakaret. Kaldıramam ben bunu. Lütfen Allah aşkına beni muhatap al. Bir dakika. Çok iyi yakalamışsın. Zaten ben Amerika diyemeyim. Orada videoda da dublaj yapmıştım. Ama... Ya videoda dublaj yapıp yine söyleyememişsin. Videoda dublaj yapmış Amerika'ya. Yine Amerika demiş.
Ben konuşamıyorum kanka. Sesimi aldırıyorum. Ama hakkımı yemişsin. Ben orada gayet güzel Russia diyorum. Rusya değil mi? Ruslarla. Ne diyorsun lan? Eldiren BG izliyor, o da Aykut'u izliyor, o da BG izliyor. Bu ne amına? Ha ne bu amına abim? Sen beni niye izliyorsun amına? Hala Russia diyor ya. Ne? Ben orada gayet güzel. Sesimi aldırıyorum. Ama hakkımı yemişsin. Ben orada gayet güzel Russia diyorum. Rusya değil mi? Ruslarla. Hala Russia diyor ya. Videolarda köpek gibi oynatırım. İstersen topuğunu gösteririm, istersen pipini. Zaten kardeşin göstersin. Sen göstermeye kalkma. Gözükmeyi bil. Ben şu an küçük pipili şakasını yedim. Kardeşim benim pipim gayet yeterli. Benim ben hiçbir zaman penis boyunda utanmadım. Yani ne saçma bir şaka ya. Gerçek kimliğimi açıklıyorum. Geliyor. Evet. Berkcan Güven'in gerçek kimliği ilk defa benim kanalımda arkadaşlar. Geliyor. BG. Allah'ım. Ay. BG artık bir marka olmalı. BG değil. BG. Geçelim. Bak. Bak şimdi. Bu aşağıda bir çirkinleşme var. Yapmayın oğlum. Bu adamlar gene goy goyunda taşağını bile güzel geçiyorlar. Arkadaş biraz sinirlenmiş. Hani eğleniyor gibi yapıyor ama pek kapatamamış sinirini. Bir şey diyeceğim. Cidden. Deme, cidden deme. Hayır diyeceğim. Bence deme hayır, ya. Hayır. Diyeceğim. Demek istiyorum. Deme kanka. Ya sen öyle bir gerizekalısın ki insanların cinsel yönelimlerini bir şaka malzemesi edecek kadar ezik bir insansın ki bu videoda seni yayınladığım için utanıyorum kendimden. Ben hayatımda bu kadar ezikçe bir şaka, ezikçe bir aşağılama görmedim. Yani bence 2020'de yaşıyoruz. Bunun hala şakasını yapıyorsun. Komik bile değil amına koyayım. Acınası. Berkcan seni yerin dibine sokmak isterdim. Aynen. Çok fazla laf oluyor. Yerin dibindeyken birini yerin dibine sokmak. Sokulacak tarafı kalmadı senin. Ve geycim. Bu da sonuncusu. Sonuncusun boktanlığı. Yo, ben... Allah beni böyle ortamlarda, böyle zor durumlarda bırakmasın abi. Çok... Ya o yüzden diyorum ya girmeyeceksin abi böyle bu tip şeylere. Vallahi girmeyeceksin. 1 ile 2'ye 3 ile aynı kefeye koymam ya. Evet, ben 1 ile 2 ile... Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna daha geldik. Tişörtleri almayı unutmayın. Sadece ilk 3 gün... Şimdi burada benim bir eleştirim var. Abi, madem bu tarz adamların bu tarz içerikleri çok kötü ve cringe. Abi işte izleyen izlesin, bırak üstünde durma lan. Üstünde durdun mu? Çünkü muhatabın da değişiyor bu sefer. Muhatabın... Kuş ne dedin lan? Bir şey dedi lan kuş gene. Tukane joint ne lan? Yok abi ben böyle düşünüyorum yani. Abi ben birine, biri bana laf soktu diyelim. Gerçekten bir bakıyorum ben hani. Çünkü şuna laf sokamayacağından değil ki. O adama laf soktuğun zaman konu nereye uzanacak? Anladın mı? Kimle burun buruna geleceksin, kafa kafaya geleceksin de. Ne bileyim. Ya burada da Berkcanlar kaşınmış yani. Hani bu adam, bu muhabbete dahil oluyorsun ister istemez. İndirim var. Ha 2-3 gün izleyelim indirim, bir hafta satışta. Evet, bir hafta satışta. Siz için video önerileriniz varsa videonun altına yorum kısmına videonun altına yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Ara taşak kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Yani çok bizle alakasız, niye izledik bilmiyorum ama ben güldüm ya. Yani şeye güldüm. Berkcan ve Efe'nin taşak geçme stillerine... Aga be! Ulan ben de YouTuber'dım lan! Aga be! Şuraya bak! İşte yaptım! Bir sürü boş içerik yaptım! Tutmadı lan! Tutmadı ya! Baksana oğlum, bunlar ne amına koyayım? Karınca marınca ne yapıyor oğlum bu herif? Şuna bak! Garibim! Yani... Küçükmüş de. Yazık lan.
Vallahi diyorum lan. Yeni video upload. Ne çeksek lan yut karınca çift.